Dede Ağaç'a Amerikalılar niye geldi? Yani boğazlar üzerinde sağlayamadıkları kontrolü o bölgeyi tahkim ederek Ege üzerinden sağlama maksatlı olduğunu düşünüyorum bir. Evet. İkincisi de Yunanistan'ın bir vekil devlet olarak kullanıldığı, bugün Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'ndeki konumuzun çok içinde önemli. Var. Yapmış olduğu konuşmayla bir kez daha teyit edildi ki Kıbrıs'ta iki devlet istemiyoruz. İstemiyor bir. İkincisi Yunanistan çok net bir şekilde artık Amerika'nın eyaleti konumuna düşmüştür. Şimdi ben buradan devam edeyim mi? Şimdi Amerika'nın uyguladığı siyaset Rusya'yı Avrupa'dan koparma üzerine kuruluydu. Ve daha çok Putin'den arındırılmış bir Rusya ortaya koymak içindi. Ve bunda Ukrayna sahasındaki işgaller ve ölümler Amerika'nın bu siyasetine yaşam verdi. Tekrar ediyorum. Ukrayna sahasında yaşanan işgaller ve ölümler Amerika'nın Rusya ile Avrupa arasında her geçen gün daha da derinleşen stratejik ilişkileri birbirinden koparttı. Başta enerji olmak üzere birçok konuda Rusya'ya yönelik olarak uygulanan blokajlar, ambargolar, enerjiyle ilgili alınmış olunan tedbirler gibi birçok husus aslında Amerika'nın ekmeğine ve siyasetine yağ sürdü. NATO'yu diriltti. İşte örneğini görüyoruz. Nasıl diriltiyor? Yani daha öncesinde Estonya, Letonya ve Litvanya'yı bir şekilde dahil etmiş olan sistematiğine Amerika Birleşik Devletleri şimdi geriye kalan parçayı da dahil ederek devam etmek istiyor. Bakın Turgay Güler, şimdi daha öncesinde Polonya dahil olmak üzere üyeliğe alınmışlardı. Baltık ülkeleri diye nitelendirdiğimiz Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmiş olması Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti mucibince Rusya'yı çevreleme siyasetinde çok önemli, kritik ve stratejik ülkeler olması açısından önemli. Fakat bu ülkelerin bir ordu çıkarabilecek güç ve efsaftan yeteri kadar yoksun olması dolayısıyla yeterli fonksiyonu görmemişti. Hem de devlet olabilme gelenekleriyle alakalı. Oysa Finlandiya için bunu söyleyemeyiz. Finlandiya Ruslara karşı çok çetin mücadelelerde haklarını teslim etmek gerekir ki çok dirençli bir mücadele ortaya koydular. Ve haritaya baktığınızda Letonya, Estonya ve Litvanya'nın toplamda belki 6-7 kat daha büyüklükte bir ülke Finlandiya. Şimdi Finlandiya ile İsveç de NATO üyesi ülkelerin içerisine dahil edildiğinde İskandinavya bir bütün olarak içinde Norveç'in de olduğu, Danimarka'nın da olduğu, Hollanda'nın da olduğu o periferde Finlandiya ve İsveç'in de dahil olmuş olduğu bu hat Rusya'nın artık tamamen Kaliningrad dahil olmak üzere ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir NATO üyesi ülke olduğunu düşünürseniz Gürcistan sınırından başlayarak ta yukarıya kadar uzanan Kuzey-Güney hattındaki hat boyunca çevrelenmesi anlamına geliyor. Bir dünya haritası istiyorum. Şimdi dolayısıyla ben buradan devam edeyim. Bir oraya not alsanız da ben bir tamam, ben buraya bir bam koyuyorum. Gir. Ben son 15 yıldır son 15 yıldır bir konuda ısrarla anlatıyorum. Sadece ben değil. Ben bu konuda kitap bile yazdım. Ekran başında bizi izleyenler, siz de bana bir dünya haritası, düzgün bir dünya haritası verin arkadaşlar. Keyifli, güzel bir dünya haritası. Hatırlayacaklar şimdi. Dünya yeniden şekilleniyor. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 yıl diyor yani. Evet. Oradan devam et bence. Şimdi ben 2006'da işte yazdım Mehtix'te. Dünya yeniden her yüzyılda bir. Bu her yüzyılda bir oluyor. Şimdi dünya yeniden niye şekilleniyor? Dengeler değişiyor. Dünyanın çekim merkezleri değişiyor. Ağırlık noktaları değişiyor. Her şey değişiyor. Bir ayar çekmek gerekiyor. Şimdi biz aslında dünya yeniden şekillenirken muktedirlerle bu şekillendirilen dünyanın şekillendirilen kısmında planlanmıştık. Hı hı. Yani biz edilgendik. Tabii. Etken değildik. Hı hı. Türkiye'ye ilişkin rahatsızlıkların, Türkiye ile birilerinin didişmesinin, içeriden birilerinin yaptıklarının tek sebebi var. O da şu. Erdoğan'ın yönettiği Türkiye
edilgen olmak istemiyor. Yüzyılın başında olduğu Tabii. gibi. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte bir büyük milli mücadele ortaya koydu ve işte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti var elimizde. Bunu da istemiyorlar. Şimdi bunlar söylenince birilerinin bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Dünya haritasını veremiyor muyuz arkadaşlar? Şimdi asıl hikaye şu. Erdoğan masayı devirdi. Hı hı. 2009'da o One Minute deyip basite aldıkları birilerinin yahut dünya beşten büyüktür diyerek yahut boyun eğmeyerek yahut Gezi'de yahut 17-25'te yahut 15 Temmuz'da devrilmeyerek buna direnerek Erdoğan masayı devirmiş oldu. Devrilen masada bir tane sandalye kaptı. Masa yeniden kurulduğunda Erdoğan'ın bir sandalyesi vardı ve artık masadaydı. Ve Erdoğan'ı o masada istemiyorlar. Çünkü Erdoğan'ın o masada sürekli kendilerince maraza çıkardığını düşünüyorlar. Erdoğan'ın sürekli elindeki kartları açtığını düşünüyorlar. Erdoğan'ın kendilerini zorladığını düşünüyorlar. Erdoğan'ın planlarına aykırı hareket ettiğini düşünüyorlar. Şimdi yeni dünyada 2022'ye geldik. Yusuf Alabar'da. Evet. Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetler. Buralar geliyor. Hem nüfus olarak geliyor, hem ekonomik güç olarak geliyor, hem enerji kaynakları açısından geliyor. Yani yüzyılın başında güçlü olan taraf sol tarafken, batı iken, yüzyılın sonunda güçlü olan doğu oldu, sırada Afrika var. Ama Afrika henüz dirilmedi. Evet. Dirilmek üzere. Yanılıyor muyum? Yani Güneydoğu Asya artık ticaretin, finansın ve Çin'in askeri hırslarını da ihtiva ederseniz askeri anlamda hırsları da olan bir coğrafyaya dönüştü. Şimdi elde kalan, kıyamete doğru mu gidiyoruz bilmiyorum. Böyle sömüre sömüre toprağın altındaki, üstündeki her şeyini yiyeyi tüke bir yere gidiyoruz. Şimdi elde kalan Afrika. Çin hemen Afrika'ya koştu. Tabii. Başka ülkeler Afrika'ya koştu. Türkiye zaten Afrika'daydı. Ama o da pozisyon aldı. Batı'nın Afrika'daki etkinliği de azalmaya başladı. Doğru mu? Doğru. Ve Batı açısından tehlike çanları çalmaya başladı. Doğru mu? Doğru. O halde bir şey yapılmalı. Bu bir günde, bir haftada, bir ayda hesap edilmiş, planı yapılmış bir şey değil. Tabii ki. Ta Arap Baharlarına kadar gidebilirsiniz. Ta 2014 Maydan'a kadar gidebilirsiniz. Düşünsenize, Ukrayna diye bir ülkede Batılılar, Soros kalkıyor ve bir turuncu devrim, kadife devrim bilmem ne yapıyor. Doğru. Ne alaka? Yani Ukrayna'da böyle bir faaliyet ne alaka? İstese Batı, Avrupa Ukrayna'yı haritadan siler. Doğru mudur? Doğru. Ama orada bir şey yapması gerekiyor. İlk temeli 2014'te atıyor. Tabii. Ve gün geliyor, Rusya Ukrayna'ya müdahale etmek zorunda kalıyor. Ben bu müdahaleyi onaylıyor falan değilim. Hı hı. Ben tezgaha söylüyorum. Kendi çerçevesinden. Aa, biz Ukrayna, Rusya o mu yendi, bu mu yendi derken bir bakıyoruz başka bir gündem. Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istiyor. Bize de diyorlar ki siz de buna destek olun. Şimdi dünya yeniden şekillenirken, bir oyun tezgahlanırken Kemal Bey millet bahçesini niye yapıyorsunuzun derdinde. Böyle bitireyim, siz kaldığınız yerden devam edin. Bu Kemal Bey meselesini söylemem boşuna değil. Evet. Sonra geldiğimizde anlayacaksınız. Yunanistan, şimdi Yunanistan üzerinden de şunu söyleyeyim Yusuf Alabar'da, çok özür diliyorum. Amerika Afganistan'dan çekildi. Evet. Orta Doğu'dan çekildi. Evet. Çekilmedi aslında da. Yani göreceli olarak, bilinçli olarak terk etti ki yaratıcı bir kaos oluşsun. Tamam. Ama çekildi. Nereye gelmeye başladı? Yunanistan'a,
bir şekilde Ukrayna'ya, bir şekilde Finlandiya ve İsveç'e. Ve bir de Güneydoğu Asya. Ve Güneydoğu Asya'ya gelmeye başladı, değil mi? Doğru. Peki Yunanistan'a ne yaptıracak? Yunanistan'a her şeyi yaptırabilir. Her şeyi önümüzdeki yaptırabilir. Süreç içerisinde. O halde en sıkıntılı hususlardan biri, evet, de bu. O halde önümüzdeki süreçte Türkiye'yi bekleyen tehlike Türkiye ve Yunanistan'ın karşı karşıya gelmesidir. Biz bunun emarelerini nerede görüyoruz? Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Birçok yerde görüyoruz. Biz bunu emarelerini nerede görüyoruz? Bugün Mitsotakis'in yaptığı konuşmada görüyoruz. Diyor ki biz Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm istemiyoruz. Biz anlam planında Batı'nın ikiyüzlülüğünü gördük. Demek ki Rusya-Ukrayna, Rusya-Finlandiya, Rusya-İsveç ve Türkiye-Yunanistan. Evet. Şimdi bu süreci yaşayacağız. Türkiye aslında Batı blokunda yer almak istedi. Zaten Batı blokunda Türkiye. Avrupa Birliği'ni kastederek söylüyorum. Anladım. Eyvallah. Ama ısrarla bizi Avrupa Birliği'ne almadılar. Evet. Israrla bizi Araf'ta tuttular. Bizim yönümüzü Asya'ya dönmemize de müsaade etmediler. Avrupa ile birlikte hareket etmemize de müsaade etmediler. Çünkü bizim için başka bir planları vardı. Türkiye'de eksen kayması yaşanan şey buradan çıktı zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.